tevbe alıyorum diyor adam. Tevbe satılıyor mu? Nasıl alıyorsun? Ne tevbe almak neymiş? Ne tevbe alma seremonisi nedir ya? Topluca tevbe alıyoruz. Siz Allah'ın bağışlamasına topluca talip olun. Allah'a tevbe edin. Adama değil. Adamı üzerinden Allah'a ulaşacağını zannetme, aldanırsın. Adamın nereye gideceği belli değil. Yapma, adam üzerinden yapma, riske etme. Yapma bunu ya. Allah'ın merhametinin neresi eksik kaldı da o eksiği bir başkasının tamamlayacağını varsayıyorsun ya. Tevbe adamdan alınmaz. Tevbe hiç kimseden alınmaz. Allah'a tevbe edilir. Bu kadar. Bizimki diyor tevbe veriyor vekil. Nasıl vekil ya? Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki ve ma ente aleyhim bi vekil. Sen kimsenin vekili değilsin diyor. Peygamberimiz kimseye vekil olamıyor. Bizimki Allah adına diyor ki vekil. Allahu Ekber ve elhamd ya. Ne kadar Kur'ansızlık be. Hani artık bu kadarı fazla değil mi ya? Allah-u Teala bana yönelin diyor. Adam adama gidiyor ya. Adama niye gidiyorsun? Allah'a gitsene. Allah'tan istesene. Ve tübu ilallahi cemiyan diyor. Ve tübu ilen nasi cemiyan demiyor ya. Ve tübu ile şeyhi bir şeyhe git demiyor. Ve tübu ilel mürşidi bir mürşide git demiyor. Allah'a git. Allah'a. Ve herkes kendine davet ediyor ya. Ne çürümüşlük bu arkadaş ya. Kenarından bucağından bir yol buluyor. Diyor ki buradan oraya da yol çıkabilir. Çıkmaz. O senin yol dediğin tamamı çıkmaz sokaktır. Hatta bir kısmı sokak bile değil. Yanaşma ya. Etubu ilallahi cemiyan. Eyyühel müminun. Ey müminler. Hepiniz Allah'a yönelin. Adama değil. Adama yöneliyor. Korkunç ya. Vallahi şaşırıyorum ya. Hani giden diyelim ki bir sıkıntıyla gidiyor. Gitmemelidir de. Çağıran hangi vicdanla çağırıyor ya? Nasıl çağırıyorsun be? Neyi temsilen, nasıl böyle bir kurumu canlı tutmak için can hıraş çalışıyorsun ya? Yok biz onlara yol gösteriyoruz diyor. Mekkeli müşrikler de öyle diyordu beyim. Onların ne dediğini biliyorsun da aynı şeyi söylüyordu. Hiçbir müşrik Tanrı tanımaz değildir. Bütün müşrikler Allah'ı Allah kabul eden ama ona ulaşmak için aracılar edindikleri için adlarına müşrik demiş. Ve hiçbir müşrik sevmediği bir varlığı aracı edinmemiştir. Hep en çok sevdiklerini Allah'la aralarına koyarak böyle bir kurum geliştirmişlerdir. Ama Allah bunu yapanların hepsine müşrik demiştir. Unutma sevgili dostum. Seni Allah'ın sevdiği kadar kimse sevemez. Seni Allah'ın sevdiği kadar kimse sevemez. Kendini Allah'tan uzak görme gözüm. Niye araya birini sokuyorsun? Allah sana o kadar yakın ki. Şah damarından daha yakın diyor bir ayette. O Kaf suresi 16. ayette. Ama Enfal suresi 24. ayette daha vurucu bir şey söylüyor. Ve'lemû ennallâhe yahûlu beynel mer'i ve kalbihi. Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Allah sana o kadar yakın ki sen nasıl becerdin de Allah'la arana bir mesafe koydun da oraya birilerini yerleştiriyorsun ya? Sen nasıl böyle büyük bir yanlış yapıyorsun? Araya yerleştirdiğinin %100 güvenli olduğundan nasıl emin olabiliyorsun? Kim veriyor sana bu garantiyi arkadaş? Böyle geldi diyor. Böyle geldi, böyle gider. Böyle gitmez. Böyle gelmiş olabilir ama böyle gitmez.
Tubu ilallahi cemiyen eyyuhel müminun. Ey müminler, imanlı olduğunu düşünenler, hepiniz Allah'a yöneleceksiniz. Adama değil. Daha nasıl desin bilmiyorum ki ya. Daha ne desin de bundan başkası çıkmaz anlayacak. Anlamıyor da. Anlamaz, anlamaz. Bunları duymamıştık diyemeyecek. Gerçi bir kısmı diyor, sakın bu adamı dinlemeyin. Tabii, sakın dinlemeyin. Niye? Dinlersen hakikati duyarsın. Sorumluluğun artar. Beleşe sığınamayacağız. Görürsün. Görürsün. Ruzi mahşerde bunlar deşifre olacak. Bakacağız. Seyda Hazretleri. Seyda Hazretleri.